Siz de ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlikte görüyor musunuz? Görüyorum. Gayet güzel yönetebilir. Her şeyle, dürüstlüğüyle, doğruluğuyla, şeyle Türkiye'nin tek bir umut doğdu Türkiye, o da Muharrem İnce'dir. Bana yeterli görürüm, niye görmeyeyim ki? İyi bir insandır, iyi bir siyasetçidir. İnşallah iyi olur. Onu şimdi Muharrem İnce'yi ben doğrusu fazla tanımıyorum. Şimdi onun için pozitif karar veremem. Biliyorum, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Mümkün değil. Niçin? Mümkün değil. Erdoğan'ın karşısında başlayamaz ki. Ülkeyi yönetse yine de Erdoğan yöneder. Evet, görüyoruz. Seçilirse ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Siz görüyor musunuz? Ben size soruyorum. Ben de diyorum ki işte siz görmüyorsanız ben de görmüyorumdur. Öyle bir yetenek görmüyorum. Öyle bir yetenek görmüyorum o insanda. Bir dediği biletini tutmuyor. Bir kere bir insan bir partinin başına geçtiyse ona muhalif olanları ezmemesi gerekir. İlk başta adam daha gelir gelmez yok imam hatipleri kapatacağım. Yok efendim köprüyü bazı alıyor. Yani kazanmak olan insan bu ülkenin %99 Müslümansa bu ülkenin onlara da hitap etmesi lazım. Bunu onları yapmıyor bilhassa. Madem ki öyleyse bu ülkede iktidar olması mümkün değil. %25 bir oyu var bu insanların. Onun içinde devamlı fitne ekiyorlar. Görüyorum, niye görmeyeyim? Biz görmüyoruz efendim. Recep Tayyip Erdoğan. Niçin peki görmüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum yani. Onun kapasiteyi kaldıracağını sanmıyorum. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Görmüyorum. Neden? Evet. Neden görmüyorsunuz? Böyle yani her gelen oraya oturup da memleket yönetecek hali yok. Bunun bir becerisi olması lazım. Genel başkan seçilseydi. Niye genel başkan seçilmedi? Niye yani genel başkan seçilmiyor? Bunu harcamak için koydular oraya. Hayır, göremiyorum. Onlarda hiçbir kapasite yok. Yani ne onda ne Kılıçdaroğlu'nda. Hangi kapasiteyle yönetecekler? Görüyorum. Peki. Hatta artık bunun yani bu iktidarın daha doğrusu 16 seneden beri yönetiyor. Hani bazen diyoruz ya. Değiştirmemiz lazım. Bazı şeylerin de hakikaten değişmesi lazım. 16 senede ne imkanlar yani verildi. Tamam. Güzel şeyler de yaptı. Kabul ediyoruz. Köprüler, otoyollar işte. Ama sağlık hizmetleri bunları güzel yaptı da ama ben bir yorulmuşluk görüyorum yani artık. Tükenmişlik sendromu diyorlar galiba artık ona. Öyle görüyorum yani benim kendi şahsım. Yok. Kesinlikle. Neden görmüyorsun? Ben CHP'yi görmediğim için Muharrem İnce otomatikmen görmüyorum. Çünkü CHP dış ülkelerin bir nasıl söyleyeyim maşası. Hayır göremiyorum. Bisiklete bile ters biniyor. Yani bisiklet insanın sağında olması gerekiyor. Evet yeterli görüyorum. İyi görüyorum. Evet destekliyorum şu anda. Yani 16 yıldır bir istikrar sürüyor. Bu istikrarın ardından bir değişiklik olursa ülke daha çok gerileyeceğini düşünüyorum. Çünkü daha çok çalışmalar olacağını düşünüyorum. Bunun için istikrarın sürmesini düşünüyorum. Tabii ki değişiklik her zaman güzeldir, iyidir. Kimi insanlarımız değişmeli diyorlar. Değişmeyen insanlarımız da tabii ki bu yönde düşünceli olan insanlarımız da var ama istikrarın sürmesini düşünüyorum. Çünkü daha kuvvetli, daha iyi bir geleceğe sahip olmamız için ülkemize sahip çıkmamız için. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? O kapasitede bir insan değil. Herkesin bir kapasitesi var. O henüz o kapasitede değil. Görmüyorum evet. Neden görmüyorsunuz? Yani şu an Recep Tayyip Erdoğan var. Yani vasıfsız görüyorum yani. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hassas görüyorum. Görüyorum. Ülkeyi yeterli görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Bence Tayyip Erdoğan daha iyi bir lider yani. Görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Yani ne bileyim.
Mesela en basitinden, mesela ben gelirsem dedi araba şeyinden vazgeçeceğim. Mesela bu büyük bir skandal bence. Yani daha gelmeden sen araba gibi bir şeyi yaptırmaman, onu kaldırman büyük yanlış. Bu bile yani ülkenin ekonomisini düşünmemek demek bence. Büyük ülkeler mesela Almanya gibi, Hollanda gibi hep böyle araba sanayisini kurmuş. Adam daha gelmeden arabayı kaldıracağız diyor. Çok zor. Neden zor? Kesinlikle. Ya şimdiye kadar yanlış anlama, ben herhangi bir partiyi de tutmuyorum ha. Bunu samimi olarak söyleyeyim. Şimdiye kadar en basit örnek verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca Nurettin Sözen zamanında sen daha çocuksun bilmezsin. Buraları pislikten geçilmiyordu. Bir belediye başkanı böyleydi. Haliç pislikten geçilmiyordu. Bu adamlar bunu düzeltti. Yani bak ben AK Partili falan da değilim ha, gerçekleri söyleyeyim. Ama çok zor. Ülkeyi yönetmek öyle kolay mıydı? Ben böyle düşünüyorum. İnsanların şeyine bağlı bir şey bu. İnsanlar... Ülke yönetebilir mi? Bence hayır. Neden? Biraz zor, ben öyle düşünüyorum. Yani. Ben AK Parti tutmuyorum. Bence zor. Kime veriyorsunuz oyunuzu? Yalan yok. Ben AK Parti'ye veriyorum. Yani. Ben kendim doğuluyum. AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye veriyorsunuz. Bence de biraz zor yani. Hayır. Ülkeyi yönetemez diyorsun. Yok. Peki neden öyle düşünüyorsun? Ya ben de yani ortada zaten her şey biraz zor yani. İnanamıyorum. Görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Çünkü yalan konuşuyor. Çok şeyleri yalan söylüyor. Yapacağı bir şey yok yani. Hangi konularda mesela yalan söylediğini söylüyorsun? Mesela şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hep vaatler var. Bir fabrika kuracağım veya bir uçak yaptıracağım veya bir askeri bir araç yapacağım. Bilmem şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir şeyi yok. Hep yok benzini vereceğim, mazotu vereceğim, yok içiye şunu vereceğim, yok çalışmayana bunu vereceğim. Nereden verecek? Sen de soruyorum yani bunları nereden verecek? Kazanacak gibi, yapacak gibi şeyler vere. Hani yapmadan etmeden verir mi? Ben gelir de 4. köprüyü yaparım. Neyi yapıyorsun? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum ben. Her görüşte, herkese hitap eden biridir. Çok sevdiğim bir insandır. CHP'yi destekliyorum ben sonuna kadar. Ve AK Parti'nin artık inmesini istiyorum. Hayır, görmüyorum. Neden görmüyorsun? Yani bir umut vermiyor. Konuşmalarından, hareketlerinden, bilgisinden. Yani bir eksiklik var yani. Bir umut veren bir şey yok. Yönetemez. Yönetemez. Neden yönetemez? O kapasite yok onlarda. Vatan hainleri çünkü. Açıklayıcı oldu mu? Peki neden vatan haini olduğunu düşünüyorsun? Peki kıllarla beraberler. Nerede Türkiye düşmanı var onlarla beraberler. Sırf Recep Tayyip Erdoğan devrilsin diye yapmadıkları şey kalmadı. FETÖ'nün kayığına bindiler. Çin'in kayığına binmedikleri kaldı, ona da bindiler. Hepsine biniyorlar yani. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Sonuçta diploması var özellikle. Kesin mi kesin yönetir. Sonuçta öğretmen. Öğrencileri şimdiye kadar hayat dersi nasıl verdiyse, fizik dersi nasıl verdiyse, ekonomi dersi de verir. Dış dünyaya da rahat bir şekilde açılırız. Yok, görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Böyle şey yani, hani sanki bir yerde bir şey satıyormuş gibi, böyle nasıl desem, ondan sonra diyor ki şunu yaparım işte, ha böyle yaparım, şöyle yaparım. Hani bir Kemal Kılıçdaroğlu bile ondan daha ciddi görüyorum konuşma şeklini. Yani böyle ciddi görmüyorum yani. Siz kime veriyorsunuz oyunuzu? Ben AKP'ye baştan beri AKP'ye veriyorum. Yani Cumhurbaşkanımızı en başından beri destekliyorum yani. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Çünkü Muharrem İnce'yi bu işi yapacak durumda değil. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın mundar dönerini bunlara hiçbir şey etmez. Tayyip Erdoğan'ın duruşu yetiyor ülkeye, duruşu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Amca gibi düşünüyorum ben de. Bence ülkeyi yönetemezler ama. Çünkü bu zamana kadar aşağı yukarı ben 45 senedir İstanbul'dayım. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın 15-16 senede yapmış olduğu bütün bu yatırımları 70-80 senedir hiçbir iktidar yapmadı. Türkiye'nin önü şu anda açıldı. Allah yolunu açık etsin. İlk turda da evvelallah sonra ilk turda bu işi bitirecek Tayyip Erdoğan. Tabii şimdi geçmiş dönemlere göre bakarsak pek bir tecrübesi yok ama
herhalde bir şeyleri öğrenmiştir gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir daha Türkiye yönetebilir mi sizce Muharrem İnce? Valla şimdi bu dönem iyi. Bir dönem iyi. Size soralım mı? Sizce Muharrem İnce ülkeyi yönetebilir mi? Başlasın bir görelim bakalım. Daha şimdiden belli olmaz. Siz kimi destekliyorsunuz? Bilmiyorum. Kimi kazanırsa onu. Evet. Hem de bayağı iyi yönetir. Bunlardan daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben inanıyorum. Zaten ülkenin hali açık. Ülkenin hali belli zaten. Daha ne kadar kutuya gidebiliriz? Diyeceklerim bu kadar. Ben de icraatını şu ana kadar yani vaatlerini falan fazla görmediğim için bana göre. Bilmiyorum yani. Olabilir, olmayabilir yani. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebileceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Değil, o da iyi bir insan. Güzel bir insan. O da bu ülkenin insanı. Evet, inanıyoruz. Siz? Hayır. Neden inanmıyorsunuz? Yani öyle bir kapasiteye sahip değil. Gayet tabii. Tek tutanağımız o. Hayır, yapamaz o iş. Yapamaz. İmkan yok. Onun şefi yok burada. Kabul etme biz onu. Kendini yıpratmasın. Kendini yıpratmasın. Zaten olamaz. Biz neden olamaz peki? Fırsat verir mi efendim? Neden olamaz? Olamaz ya, olmaz. Yılan çıkıp bağırmayın ama. Hay anca onlar. Lafına peynir çam. İcraat lazım, ya, icraat. Üç gelsin tek ezer. Yarın altın. Ben de şef kadar faydası yok. İmkan yok. Ben Tayyip Erdoğan bir cumhurbaşkanım. Başına yok. Muharrem İnce'nin size diploması. Muharrem İnce. Neyin yedi? Neyin yedi? Neyin yedi? Yerin üstünü bırak, altından vapur götür, tren götürdü, nasıl götürdü? Ya babanın malı. Ya bırak Allah'ın kitabı sana. Siz de icraat. Ya siz de. Ulan o kadar, bu kadar yaş yaşamışsınız. Biraz şu saksıyı çalıştırsanıza be. Hiç mi aklınız yok sizin? Çalışırım, beyazlatırım onu. İyi yettim. Çalıştırmış, beyazlatmışsın. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte görüyor musun? Abi görüyorum. Niye görmüyoruz? Gayet iyidir yani. Siz? Aynı. O da, bu da Cumhurbaşkanı gibi. O, bu Recep Tayyip Erdoğan da onun gibiydi. Başka bir değişik yok yani. Niye yürütemiyor? Aynı. Yönetebilir miyim? Tabii yönetirim. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi yönetebileceğine inanıyor musun? Hiç inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Ben Cumhurbaşkanım var. Anladın mı? Tayyip Erdoğan. Ben ondan başkasına inanmam. Yani yönetimine inanıyorum ama izin verirler mi orasını bilmiyorum. Çünkü bütün her şey bu hükümet elinde olduğu için izin vermeyeceklerinden yani endişem.